Teknolojinin gelişmesiyle hava taşımacılığında maliyetler düşüyor. Daha az yakıt tüketimli, bakım maliyetleri daha uygun olan uçaklar, havacılıkta yolcu taşımacılığı kadar kargo taşımacılığını da güçlendirdi. Kargodaki bu gelişim endüstriyi de etkiledi. Uçak üreticileri çoğunlukla yolcu uçakları tasarlayıp bunları sonradan kargo uçağına dönüştürmek yerine artık tamamen kargo sektörüne özel uçak modelleri geliştiriyor, imal ediyor. Bu gelişmelere paralel olarak hava kargo şirketleri de mal ve eşya taşımacılığında diğer ulaşım modlarından ciddi pay almaya devam ediyor. UPS, FedEx, Singapur Hava Yolları, Lufthansa Kargo ve Emirates gibi aralarında yolcu taşıyan hava yollarının da bulunduğu firmalar, filolarını ve uçuş ağlarını genişleterek havadan kargo taşımacılığına olan yoğun talebi karşılamaya çalışıyor. Türkiye'de de hava kargo taşımacılığı ile ilgili önemli adımlar atılıyor. Ülkemizdeki hava yollarının taşıdığı yük 2008'de 1 milyon 534 bin tonken, 2013'te 2 milyon 595 bin tona yükseldi. Özellikle THY Kargo, Pegasus Kargo gibi firmalar büyüyerek bu sayının yükselmesinde önemli rol oynuyor. Biz sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. %20'nin üzerinde büyüyoruz. Bu büyüme trendimizi devam ettireceğiz. Tabii bu büyüme trendi için önemli yatırımlar da yapıyoruz. Geçen sene Atatürk Havalimanı'na 10.500 metrekarelik bir tesis inşa ettik. Bu sene Ağustos ayının sonuna kadar da 45.000 metrekarelik bir tesis hayata geçecek. 25 yıldır kullanıla gelen mevcut sistemimizi değiştiriyoruz. Dolayısıyla bu büyüme trendi devam edecek. Türk Hava Yolları'nın alt firması olan THY Kargo, büyüme trendi doğrultusunda uçuş ağını genişletme yönünde de çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor. Havayolu son olarak Afrika'da yeni bir hat açılışı gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları Kargo, Tripoli aktarmalı Tunus seferlerine başlıyor. Tunus bizim Afrika'daki 11. noktamız ve bütün dünya genelindeki network'te de 49. noktamız olacak. Türk Hava Yolları Kargo olarak kargo uçağıyla gittiğimiz 49 nokta dışında bizim şu anda filomuzda bulunan yolcu uçaklarıyla beraber aşağı yukarı dünyada ulaşmadığımız bir kıta ve nokta kalmamış oluyor Avustralya dışında. Tunus kargo hattının ilk uçuşunda maksimum 35 ton yük taşıma kapasiteli Çoruh isimli Airbus A310-300 tipi uçak kullanıldı. Hat açılış uçuşunda THY Kargo Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Halit Anlatan'la birlikte Türk medyasından sadece Airport ekibi yer aldı. Tunus'a varan uçak itfaiyelerin su takıyla karşılandı. Uçuşun ardından Kartaca Havalimanı'nda tören düzenlendi. Çıkış itibariyle, export itibariyle Tunus'un önemli bir perishable pazarı var. Dubai Kuveyt varışlı ve Uzak Doğu'da otomotiv yedek parça odaklı. Varış kargosu olarak da ciddi anlamda potansiyeli var. Özellikle bu yeni hatla beraber Türk ihracatçısının da Tunus'a yapmış olduğu ihracatta önemli bir katkı olacağına inanıyoruz. Önemli bir kaldıraç etkisi oluşturacağına inanıyoruz. Turkish Cargo Tunus'a Tripoli aktarmalı olarak haftada bir sefer düzenleyecek. Kargo hattının açılmasıyla mevcut yolcu uçaklarının bu destinasyona sağladığı kargo hizmet kapasitesi güçlendiriliyor. Afrika'daki ağını genişleten THY Kargo için Tunus önemli bir pazar.